başkanı oldu. Tabii. Sayın Başkan, daha doğrusu fark eden bir şey yok. Başbakan babaydı, başkan baba oldu. Başbakan babayken kullandığı fiili yetkiler neydiyse başkan baba olarak da kullandığı yetkiler o. Ayrıca biz yanlış bir tanımlamada bulunuyoruz. Ve diyoruz ki efendim başkanlık rejimi. Bu başkanlık rejimi falan değil. Bu başkancı rejim denen Latin Amerika diktalarında görülen zaten fiilen uygulanan bir yönetim. Hı hı hı. O bakımdan yani. Yani o ne derse o olur. O efendim başkanlığı, kimin yazı yazacağına kimin yazmayacağına tabii. Dahi o karar veriyor. Yani Obama'nın hakikaten bu kadar yetkisi yok yani Obama başkan dedi. Burhan Kuzu söyledi ya zavallı Obama dedi o kadar yetkisi yok dedi. Doğru. Yani gerçekten de bu yetkiler bakınız bu yetkiler kimsede yok. Bir de başka bir şeyler daha var. Bizde bir anayasa fetişizmi vardır. Hmm. Bakın Fransız Anayasası 1958 tarihli Fransız Anayasası'nın 16. maddesi Cumhuriyet'in kurumları tehlikede olduğu zaman diye başlayan acil yakın tehlike altında olduğu zaman diye başlayan bir hükümle Cumhurbaşkanı'na bütün yetkileri verir. Ama bir gerekli gördüğü bütün önlemleri alır der. Ve Maurice Duverger de der ki bu çağdaş bir diktatörün sahip olabileceği bütün yetkiler buna dahildir der. Ama bu yetkiler olmasına rağmen Fransız Cumhurbaşkanları, 5. Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanları hiçbir zaman despot olmadılar. Çünkü ülkede bir de şey vardı, bir de demokrasi kültürü vardı, halkın kültürü vardı. Demokrasi filtresi vardı. Demokrasi filtresi vardı. O bakımdan ve kamuoyu buna müsaade etmedi. Kamuoyu müsaade etmediği için de böyle bir şeyi düşünemediler bile başkanlar. General de Gaulle dahil olmak üzere. Zannediyorum basının durumunun da kaynağı burada yatıyor. Basının durumunda da bakınız basın özgürlüğü gazetecinin özgürlüğü değildir. Geçenlerde Erol Manisa'nın çok güzel bir yazısı vardı. Ve her zamanki güzel üslubuyla anlatıyordu ki halka yapılmış bir sansürdür. Halkın hakkının gasp edilmesidir bu diyordu. Gerçekten de Yılmaz Özdil'in gazetesinden ayrılmak zorunda kalması yazısının yayınlanmaması üzerine. Şimdi efendim gerçekten de öyle. Yani basın özgürlüğü, gazetecinin özgürlüğü değil, halkın özgürlüğüdür. Gazeteci bunu vekaleten kullanır. Burada vekil durumundadır, onun asil adına, durumundadır. Tabii. Ama şimdi bakıyoruz basın özgürlüğü konusunda da. Şimdi affedersiniz basın özgürlüğünün canını okumuş, basın özgürlüğünü çiğnemiş. Ben senin bu özgürlüğünü tanımıyorum demiş olan bir kişiyi birinci turda Cumhurbaşkanı seçen halk basın özgürlüğü konusunda fikrini böyle beyan ettikten sonra pardon vekillerin kalkıp vekillere ne söylemek düşer? Hiçbir şey söylemek düşmez. Halk kendisi basın özgürlüğüne sahip çıkıyor mu? Şimdi bakınız Yılmaz Özdil'in gittiği gazeteden giden yazarları teker teker düşünün. İsimlerini yani şöyle Emin Çelaşan, Bekir Coşkun, Cüneyt Ülsever, Özdemir İnce ve daha niceleri. Peki bütün bunlardan sonra bunlar gittiler. Halk bu özgürlüğüne sahip çıktı mı? Ya halk tepkisini koydu mu? Nihayet arz talep rol oynar burada da basın işinde de. Gerçi şöyle hatırlarsınız Hürriyet bir zamanlar 600 bin 700 bin falan satardı. Hafta sonlarında da bu rakamın bayağı 1 milyona doğru zorlandığı bile özellikle promosyon dönemlerinde diyelim görülmüştür. Şimdi mesela bir hayli kan kaybetti. Yani halk bir parça tepki gösterdi ama zaten gazete okuyan o kadar sınırlı ayrıca bir kesim ki. Ayrıca bu gözümüzün gördüğü yalnız bu halk yani satışlar gözümüzün gördüğü bir bölüm. Doğru. Bir de başka bir şey var. Gazetelerin hiçbiri satışta yaşamaz. Aynı zamanda ilan ve reklam gelirleri tabii, var. Tabii. Şimdi bu gelirler bunlar da ayrıca hiçbir zaman söz edilmez. O açıdan baktığın zaman Türkiye'de basın özgürlüğü hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü sermayenin basın üzerindeki baskısı ki sermayede bu gibi az gelişmiş ülkelerde iktidarın dümen suyuna gitmediği zaman yaşama imkanına sahip olmadığına göre sermayenin iki türlü hükümetin iktidarın iki türlü baskı yöntemi var. Bir doğrudan doğruya yasalarla müdahale ederek cezalar keserek. İki zaten kendisine bağlı olan kendisine göbekten bağlı olan iş dünyası üzerine baskı yapıp ilan ve reklam gelirlerini kontrol ederek de şey yapılıyor. Denetlenebiliyor basın.
sorayım sormayayım yani sizinle bu konuyu konuşacağımı söylemediğim için tereddütteyim ama Cumhuriyet Gazetesi'ni müsaadeniz olur mu sorabilir miyim? Estağfurullah. Oray Eğin çünkü bir süredir yazıyor, biz hepimiz de okuyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde de yeni bir dönem mi başladı gibi soru işaretleri var ortada. Buna cevap nasıl vermek isterseniz öyle verin. Tam bir soru olmasın bu ama en azından sadece gazetenizde değil, Türkiye'nin yeni dönemi itibariyle ya artık benim galiba bu medyada, bu memlekette, bu memleketin medyasında, bu gazetede işim kalmadı hissine kapılıyor musunuz? Öyle sorayım. Siz nasıl cevap vermek isterseniz öyle verin. Vallahi öyle bir noktada, yani Cumhuriyet açısından öyle bir noktada olduğumuzu söylemek şu anda biraz şey olur. O bakımdan Cumhuriyet Gazetesi bir sürü güçlü, Cumhuriyet Gazetesi güçlüklerle mücadele etmiş bir gazetedir. Biraz önce sözünü ettiğim reklam ve ilan gelirleri güçlüğü de buna dahildir. Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi 1,5 liraya satıyor. Evet. 1,5 liraya sattığı için de yani oldukça, neden 1,5 liraya satıyor? Çünkü karşılamıyor gelirleri şeyleri. Bu bakımdan Cumhuriyet Gazetesi bir sürü güçlüklerle mücadele etmek durumunda olan bir gazetedir. Peki Hürriyet'i dibe vurdurarak mesaj vermeyen okur. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi ki ben doğrusunu isterseniz özellikle Ankara haberlerini Cumhuriyet'in hakikaten çok beğeniyorum. Yani her gün her gün Utku Çakır Özer ve ekibi Ankara'da mucize yaratıyor neredeyse. Hakikaten son derece başarılı bir gazete yapıyorlar. Dünkünü de yanıma almışım. Bugünkünü bulmaya çalışıyorum. Cumhuriyet'i bu arada ekrana verirsek evet. Amerika'nın fidan için İran şüphesi mesela son derece önemli ve çarpıcı bir manşet. Buna rağmen ama Cumhuriyet Gazetesi'ne okuyucusu sanki sahip çıkmıyor gibi. Efendim Cumhuriyet Gazetesi'nin belirli bir taban okuyucusu var. O sahip çıkıyor. İkincisi Cumhuriyet'teki gelişmelerle karşı da son derece duyarlı. Bu ben gelen e-maillerden vesairelerden anlıyorum. Ondan sonra yani Cumhuriyet Gazetesi'nin biliyorsunuz bir yönetim değişikliği olmuştu bundan 20 sene önce. Hı hı. Orada da okuyucunun sahip çıkmasıyla Cumhuriyet yaşamıştır. Cumhuriyet çok badireler atlatmış bir gazetedir. Cumhuriyet'in bence bu badireleri de atlatacaktır. Umuyorum. Yani hani bir sistem olarak Cumhuriyet tasfiye ediliyorsa en azından Cumhuriyet Gazetesi'nin ayakta kalması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi düşünsenize yani Cumhuriyet zor zamanlar yaşıyor. Tabii işte Cumhuriyet fiyatını artırıyor vesaire. Ayakta kalması şey de Cumhuriyet de garip bir gazete. İstiklal Marşı'na benziyor. İstiklal gitti marşı kaldı yadigar. Cumhuriyet gitti gazetesi kaldı yadigar. Biliyorsunuz. Ama hiç değilse. Cumhuriyet Gazetesi'ni adını koyan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ama işte yani hakikaten yadigar kalsın. Bence kalacaktır da. Umuyorum. Şimdi düşünsenize Allah aşkınıza Cumhuriyet Gazetesi zar zor yaşıyor. İşte gazetecilerin hali ortada. Ve sonra bir bakıyorsunuz bizim mahalleden çıkma. Üstelik de bir zamana kadar sıkı ulusalcı Yiğit Bulut şimdi Cumhurbaşkanlığı ekonomi başdanışmanı. Şaka gibi ama gerçek. Hatta ben ciddiye almadım ama sahiden ciddi sabah Cüneyt Akman da verdi haberi. Reuters haber ajansı ki dünyaya dünyanın her ülkesine ve çok önemli yani kanaat önderlerine servis yapan bir ajans olarak işte görüyorsunuz Yiğit Bulut'u haber yapmış. Diyor ki Erdoğan'ın sözüne en çok değer verdiği isimlerden biri diyor. Key voice. Düşünsenize anahtar bir isim, ses. Çok işte faiz lobisi dedi.
uzaktan telekineziyle suikasttan söz etti vesaire ve şimdi bunun bir tür alarm yatırımcılar nezdinde alarm zili çaldığını, hakikaten tam da alarm sözcüğünden bahsederek Babacan kabinede kalınca rahatlamışlardı ama şimdi Yiğit Bulut'un, hafta sonunda açıklandı bu, Cumhurbaşkanlığı ekonomi baş danışmanı olması. Tabii ama bu bizim sorunumuz değil. Bu Cumhurbaşkanı'nın sorunu. Ay, Tayyip Bey'in ama sorunu. Ama neticede bu ülkenin sorunu. Tabii, gayet tabii. Herhalde ama yani. Ama her şeyden önce Tayyip Bey'in sorunu. İşte görüyorsunuz zaten ne kadar da yanıltıyor. Ya. Hatırlıyorsunuz faizler konusundaki, evet, şeylerini. Evet. Bütün iktisatçılar, herkes şey yapıyor. Sayın Babacan dahil olmak üzere herkes uyarmasına rağmen o Yiğit Bulut'un İvazına kapılıp bu şeylere girebildi. Demek ki bu biraz da Tayyip Bey'in sorunu. Tabii de dediğim gibi yani şimdi Erdoğan'ın sorunu ve aynı zamanda Erdoğan'ın bize nerede durduğunu, seviyesini de gösteriyor. Yani kusura bakmasınlar ama hakikaten şey, şaka gibi, fıkra gibi yani. Evet, maalesef öyle. Şimdi gelelim Erdoğan'ın gene Cumhurbaşkanlığına çıktıktan sonra daha çok konuşacağımız ortadaydı. Nitekim daha çok konuşacağız. Aziz Atatürk ifadesine. Şimdi Cumhuriyet'in tasfiyesi meselesi konuşulurken, özellikle Erdoğan'ın bu konudaki hedefi de zaten iyice somutlaşmışken, Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Anıtkabir özel defterine yazdığı yazıda Aziz Atatürk demesi ve Atatürk'ü, ki daha önce hep Mustafa Kemal diyordu, Mustafa Kemal derken Aziz Atatürk demesi, acaba Erdoğan hani Cumhuriyet'e sahip mi çıkacak, Atatürk'e sahip mi çıkıyor dedirtti. Ama Orhan Bursalı başka bir kanaatte. Onun yazısından bir bölüm izleyelim, sonra görüşlerinizi alacağım Ali Bey. En az 5 yıldır yazılarımda arada sırada RT'nin kendini Atatürk'ün yerine geçirmeye çalıştığına işaret ederim. Çırpınır durur Hazret. Şimdi onları bulup çıkaracak zamanım yok. Ama o yazılarıma sinen düşünce şuydu. RT ve adamları kendilerine kadar olan Cumhuriyet dönemini Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra kesip atıyor ve yerine kendi dönemlerini yapıştırıyor. Davut olunca bu net görülür. Ulusçuluk ve ulusal devletle hesaplaşma, bir tarihi yanılgı ve benzeri. Bu cumhuriyette reddiye, açıkça inkarcılığın dünyada eşi benzeri görülmemiş bir örneğiydi. Reddetsen ne olur? O bütünüyle orada ve bugün de yaşayan bir olgu. AKP tabanının büyük kısmı dahil milletin %75'i tarihi yok saymanın belki de çok sık görülen bir İslamcı versiyonu daha der geçersiniz. Ama bu düşünce sahipleri iktidarda olunca bir sürü kaba beyinde doğruymuş gibi bir algı oluşuyor. RT'cilerin düşüncelerini incelediğinizde yukarıdaki saptamamın genellikle doğruluğunu koruduğunu görürsünüz. Ama bir küçük revizyon var. Baktılar ki ayyaş mayyaş, faşist, diktatör gibi binbir kötüleme malzemesinin Mustafa Kemal'in tarihteki ve yarattığı ulusun yüreğindeki yerine milim kıpırdatacak hali yok. Üstelik tam tersine Atatürk'ü daha da fena canlandırıp güncelleştirdiler. Milletin içinde şimdi ataya ve dönemine fazla laf etmeden atanın 1938 sonrası gerçekleştirilemeyen büyük Türkiye ruhunu, özünü, hayal ve ideallerini dirilttiklerini söylemeye giriştiler. Ne diyorsunuz yani, baktılar ki Atatürk'ü silemiyorlar. Neticede efendim şaşırılacak bir şey yok. Bir noktayı hatırlatmak isterim. Kenan Evren de Atatürk derdi. Yani Kenan Evren'in Atatürk demesiyle ne yapmak istediklerini biliyoruz. Kenan Evren, bakınız, Kenan Evren Atatürk Cumhuriyeti'nin laik cumhuriyetin tasfiye sürecinin İlk adımıdır 12 Eylül. Şimdi 12 Eylül'ün devamını yaşıyoruz. Ama değişik yöntemlerle devamını yaşıyoruz. 12 Eylül'ün altında
yatan nedir? 12 Eylül'ün altında yatan 24 Ocak ekonomik kararları. Tabii, tabii. Doğrudur, yanlıştır, bakın onlar ayrı. Ayrı bir tartışmaya girmeyelim. 24 Ocak kararları bugünkü ekonominin altında yatan nedir? Aynı şeylerdir. Ve 12 Eylül'ün aslında 12 Eylül'de biz hepimiz bu Kenan Evren'i fazlasıyla ortada gördük falan açtığında arkadaki kısa boylu adam da önemli adam. Özal. Özal'dı tabii ki. Esas olan oydu. Tabii. Ama Kenan Bey kendisini kendi zannediyordu, ortada dolanıyordu. O bakımdan yani Kenan Evren de bunları yaptı. Necmettin Erbakan da hatırlıyorsunuz bir keresinde dedi ki Atatürk sağ olsaydı bizim partiye verirdi. Evet. Yani bütün bunlar şaşıracak bir şey yok. Yani yalnız sevinilecek olan şey şudur. Bazı şeyler kolay kolay silinmiyor. Yani yaşanmışı yaşanmamış kılmak mümkün olmuyor. Bu da Türkiye'de kötümser olmamak için bir nedendir. Çünkü bu içine düştüğümüz durumdan kurtuluş her zaman mümkündür. Tabii tekrar ediyorum, bu içinde düştüğümüz durumdan kurtuluş da eskiye özlemle, yalnız eskiye özlemle içinde bulunduğumuz durumdan kurtulamazsınız. Yeni çözümler üreterek, yeni oluşumlar gerçekleştirerek kurtulmak mümkündür. Şimdi kurtulmak derken tabii sivil darbeyi bertaraf etmek hiç kolay bir şey değil elbette. Siz nasıl bir topluma, bizlere, şu anda bizi izleyenlere bir yol haritası diyeyim çizersiniz? Yani bu sivil darbeyi bertaraf etmenin yolu gene sandıktan mı geçecek herhalde? Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda size umut veriyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi bana umut vermiyor şu anda. Yani bu demek değildir ki Cumhuriyet Halk Partisi derlenip toparlanıp bu işin kendine bir şekilde düzen veremez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yaptığı, yani şu anda bir kurultaya gidiyor. Hı hı. Bu kurultay daha önce de yazdığım nafile bir kurultaydır. Çünkü eninde sonunda bir kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlenme modeli, kimliği, yeni çözüm önerileri tartışılmayacak. Genel başkan tartışılacak. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu genel başkanlık sorunu değildir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorununun genel başkanlık sorunu olmadığı Deniz Baykal'ın gidip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle de belli olmuştur. Ki genel başkan değişmiştir, değişik üsluplardır. Ama hiçbir şey değişmemiştir. Hatta siyasetlerinin yönelişleri de değişiktir. Ama bir değişiklik meydana gelmemiştir. Ne anlamda değişiklik meydana gelmemiştir? Yani sandığa yansıyan bir değişiklik yok. Etkinlik açısından bir değişiklik yok. Oysa ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu günü biliyorum. Daha barışçıların bir toplantısındaydık. Barışçılar biz her sene bu barış derneğinden yatanlar bir araya geliyoruz. Adada bir toplantıdaydık. Orada çeşitli yerlerde gördüm. Artık umudumuz var diyordu halk. Ama bu umudumuz var lafı yaşama yansımadı. Neden yansımadı? Çünkü onun gerektirecek, umudu karşılayacak örgütlenme modeline ve arayışa Cumhuriyet Halk Partisi ulaşamadı. Yalnızca bizi kim kurtarır, kiminle gidelim tartışmalara bakınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar nasıl tartışması değil, kim tartışması. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl tartışması lazım? Kimi değil. Kimi tartışarak bir sonuca varılamaz. O bakımdan bu kurultay kim çıkarsa çıksın nafile bir kurultaydır. Sorunun özüne eğrilmemiş, inilmemiş olan. Peki nasıl tartışılacaksa siz nasıl bir nasıl beklersiniz ya da önerirsiniz? Yani daha kitle partisi olmalı. Dolayısıyla örneğin bugünlerde çok konuşuluyor. Mehmet Bekeroğlu, eski Refah Partili gelmeli ya da ona benzer isimlere kucak açılmalı. Biraz daha merkeze, yani sağa kaymalı mı ya da tam tersine sola mı kaymalı? Sizin kafanızdaki nasıl efendim, bir şey? Birincisi form, doğrusunu isterseniz bunu elinde almayarak insanlar yapıyorlar. Çünkü CHP'den beklentileri var. CHP'den beklentileri nedir? Bu despot rejimi ortadan kaldırıp bir demokrasi getirmesidir. Ama bu arada herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok akıl veriyor.
Bir de biliyorsunuz, Türkiye'de yeni bir muhalefet, basında yeni bir muhalefet şekli türedi. O da muhalefete muhalefet. Evet. Yani iktidara muhalefet etmeyince biraz da muhalif görünmek lazım. Nasıl muhalif olacağız? Vur Kemal Kılıçdaroğlu'na, vur bilmem kime. Vur böylelikle CHP. Vur CHP'ye. Bu arada da herkes CHP'ye çok akıl veriyor. O bakımdan ben pek CHP'ye tavsiyede bulunmak istemiyorum. Ama Hasan Cemal bile sizin dediğiniz gibi dayanamamış. CHP'ye vurmanın hafifliğini yazmış, kolaylığını yazmış geçen gün yazısında. Hakikaten en garanti yöntem CHP'ye. Ama herhalde sağ, daha sağa açılarak çözüm bir çözüm değil. Hmm. Bunu 1900 defaatle yazdım. 1947'de de denediler. Hmm. 1949'da Şemsettin Günaltay'ı iş başına getirdiler. Başbakanlığa getirdiler. Bu bir yol değil. Yani o bakımdan daha içerikli bir muhalefet, daha örgütlü bir, daha tabandan katılımcı, aktif bir örgütlenme gerekir. Bakınız, kim sorusuna cevap ararken mesela Bülent Ecevit cevabı çok veriyor. Bülent Ecevit başbakan olduğu zaman şöyle bir şey Süleyman Demirel dağ taşa başbakan yazmakla başbakan olunmaz dedi ve başbakan olundu. Çünkü o zaman dağ taşa başbakan Ecevit yazacak bir örgütü vardı CHP'nin. Bir gençliği vardı. Ve o zaman ortanın solunu tartışacak bir ideolojik içeriği vardı. Bütün bunları göz ardı ederek başarıya ulaşmasının mümkün olduğunu zannetmiyorum. Galiba ama zaten sadece kim değil nasıl da konuşulacak bu kurultayda. İster istemez konuşulacak. Çünkü örneğin Muharrem İnce nasıl bir CHP istediğini belirterek çıkacak. Bir tür Kılıçdaroğlu'nun kendi programı anlatmasına fırsat tanımış olacak bu platform. Umarım kim kadar, hatta daha da önce bir nasıl meselesi de gündeme gelir. Çünkü hakikaten bir öyle bir kavşaktayız ki bana mesela dönmesi çok zor geliyor ama gene de çok karamsar davranmayayım. İnşallah diyeceğim fakat inşallah demekten de korkuyorum. Çünkü inşallah deyince işimiz inşallahla maşallah kaldı. Bir sonu da çıkabilirdi ondan. Son olarak şunu soracağım size. Dünya Barış Günü'nde sormadan olmaz. Barış süreci, çözüm süreci deniyor. Şimdi öyle de tuhaf ilerliyor ki bir yandan işte Güneydoğu'dan ölüm haberleri geliyor. Polisler, askerler şehit düşüyor. Gencecik çocuklar gene haber bile olmuyorlar ne yazık ki. Bir yandan az önce gördük Nusaybin'de işte slogan atmış. Atsa ne olur 9 yaşındaki çocuk. Polisin attığı gaz fişeğinden yüzünün bir tarafından yaralanmış, ağır yaralı. Bir yandan zaten IŞİD belası orada sınırımıza gidiyor geliyor. Ama galiba bu sefer çok ciddi bir ultimatum verdi Öcalan. Dedi ki bir hafta içinde artık tamam hani bu yol haritasını açıklamak zorundayız. Galiba açıklanacak. Genelkurmay Başkanı da Çankaya'daki resepsiyonda dedi ki vallahi bizim yol haritasından haberimiz yok. Eğer açıklandığında kırmızı çizgilerimize dokunan bir şey olursa o zaman bir görüş belirtiriz dedi. Bu tabloyu nasıl yorumlamak lazım? Efendim barış çözüm süreci ya da barış süreci denen bir kere bir kavramı iyi bilmemiz lazım. Hı hı. Şu anda içinde yaşadığımız süreç barışla savaşmama durumunu birbirinden ayırt etmemiz lazım. Barış ayrı bir şeydir. Barış kalıcı, adil barış. Tarafların uzlaşmasıyla meydana gelen bir süreçtir. Savaşmama süreci ise savaşın bütün koşulları mevcuttur. Barışın koşulları oluşmamıştır. Ama buna rağmen savaş olmamaktadır. Buna savaşmama süreci denir. Şu anda içinde yaşadığımız süreç bir savaşmama sürecidir. Ve Tayyip Erdoğan'ın varabileceği en iyi yerde bu savaşmama sürecini biraz daha uzatmaktır. Ama Kürt sorunu bir demokrasi sorunudur. Bu demokrasi sorununu çözmek mümkün değildir. Yani bakınız, Kürt sorununu çözmek istiyorsanız insanlar Diyarbakır'da da özgür olacaklar, İstanbul'da da özgür tabii, olacaklar. Tabii. Diyarbakır tabii. Meydanında da özgür olacaklar, tabii. Taksim Meydanında da özgür olacaklar. Diyarbakır'da esirken İstanbul'da özgür olamayacağınıza göre İstanbul'da esirken
Diyarbakır'da da özgür olamazsınız. Bu gerçekleri onun için buradan bir çözüm geleceğine ben inanmıyorum. İnanmamamın nedeni hani politikacıların bir şeyi vardır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın güvencesidir diye, teminatıdır diye. O bakımdan şimdiye kadar yaptıklarından Tayyip Erdoğan'ın demokratik bir çözüme yönelebileceğini ummuyorum. Ama bunun için aynı zamanda CHP'nin de kendi görüşlerini ortaya koyması gerekmektedir. Bence CHP çözüme de talip olmalıdır. Bu biraz güç netameli ama çözüme de talip olmalıdır. Çünkü kendi programıyla mı? Şimdi kendi programıyla tabii. Şu anda çünkü aslında biz bilmiyoruz hiçbir şey. Yani az önce söyledim ya, Genelkurmay Başkanı bile hani biz bilmiyoruz dedi. Mesela Sözcü Gazetesi bir skandal olarak nitelendirmiş bunu. Pazarlıklar askerden gizlenmiş diye. Aslında Aydınlık Gazetesi günlerdir veriyor. Herkes her şeyi biliyor da. Ama teyidi olmadığı için diyelim, resmen söylenmiş bir şey olmadığı için bunlar duyum, iddia vesaire boyutunda kalıyor. Henüz nerede anlaştıklarını bilmiyoruz. Ne de anlaştıklarını bilmiyoruz. Ama diyelim ki ortaya bir şey çıktı. Bir yol haritası çıktı. O yol haritasını mı mesela CHP, evet ben bunun altına imzamı atarım demeli. Ya da kendi önerisiyle mi öyle çıkmalı? Şey olur mu? Kendi önerileriyle çıkması lazım tabii ki. Gayet tabii ki kendi önerileriyle CHP'nin çıkması lazım. Ve zamanı geldiğinde bunu çözmeye aday olduğunu ortaya koyması lazım. Nitekim SHP'nin, o zaman SHP'ydi, Kürt raporu fevkalade ileri bir belgeydi. Gerçi o zamandan bu zamana çok zaman geçti. Köprülerin altından çok sular aktı ama bugün de yeni kendi politikalarını açıklayacak bir şeye ulaşmalı. Ama CHP henüz bunu oluşturacak bir tabandan örgütlenmeyi gerçekleştirmek durumunda zannediyorum her şeyden önce. Son olarak IŞİD'i sorayım. Çünkü IŞİD bu arada Amerli kasabası, Tel Afyar'ın yakında Türkmenlerin kasabası, bir mühlet vermişti IŞİD ve demişti ki eğer bu mühletin sonunda terk etmezseniz geleceğiz ve hepinizi keseceğiz demişti. Neyse ki bu gerçekleşmedi çünkü Amerika bir Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında var. Çember kırıldı diye. Amerikan uçaklarının bombardımanıyla Irak ordusunun da karadan girmesiyle 2 aydır IŞİD kuşatmasındaki Türkmen kasabası Amerli nefes aldı diyor. Fotoğrafta da görüyorsunuz. Yani helikopterle çocuklar ve kadınlar bir yandan kurtarılmaya çalışıldı. Ama neyse ki sonra helikopterle nereye kadar boşaltabilirsiniz bir kasabayı düşünsenize. Tabii. Neyse ki bütününü kurtarmaya gerek kalmadan bayağı bir nefes aldırdılar. Geçici mi olur kalıcı mı bilmiyorum. Bu haberi de vermiş olayım ve size IŞİD'i sorayım. IŞİD karşısındaki suskunluğu, bu hükümetin, bu iktidarın IŞİD karşısındaki suskunluğu beni, ayrıca lehinelen meselesinde de açıklanmayan bir sürü, daha doğrusu yani anlaşılmayan bir sürü nokta var. Ne benim çok değil çok, mi? Gerçekten ne gerçekten çok şey bilmiyoruz. Gerçekten çok ciddi kaygılara şey yapıyor ve korkarım bu IŞİD meselesi Türkiye'nin daha çok başını derde sokacak. Evet, yani hakikaten her anlamda hem bölgedeki insanların hayatı, güvenliği bir yandan, bir yandan belki ileride terörü bu topraklara taşımaları anlamında. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ali Sirmen, Dünya Barış Günü'nde, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Barış Derneği davasından yargılanan bir meslektaşımı Ali Sirmen'i ağırladım. Tam da gene bugüne uygun bir biçimde IŞİD'i konuştuk. IŞİD'in yaptıklarını. Başlarken demiştim ki 11 bin çocuk yaklaşık hayatını kaybetti Suriye'de. IŞİD'in zulmünden kaçan nice ezidi çocuk, nice Türkmen çocuk, nice Kürt çocuk.
dağlarda açlıktan, susuzluktan öldü. Onlarla bitirelim efendim, çocuklarla bitirelim. Gazze'deki çocuklarla, Kuzey Irak'taki, Suriye'deki çocuklarla, Güneydoğu'daki, İstanbul sokaklarında kalkıp göç edip gelmiş Suriye'den dilenmek zorunda kalan çocuklarla, dünyanın bütün çocuklarıyla bitirelim bir barış çağrısıyla. Hoşça kalın, yarın görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.